Sovyet İttifakı parçalandı genden keyin, Türkistan'daki cumhuriyetler azad bo'lgandan keyin prezidentler kengeşi yasalgan edi, yadizde bo'lsa. Bu 2000'ci yıllarga çağır devam verdi. Ama keyin bir xil sebepler bilen nima bo'ldi, tarqaldi ve yangitam 2008-2009 yılda, 2008-2009 yılda Türkiye'nin başkaları bilen yangi bir Türk kengeşi yasaldı. Bu devirde İslam Kerimov kaydı da bunga katlaşmadı. Yani Özbekistan bunga katlaşmadı. Türkmenistan ham katlaşmagan idi. Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan bilen bu kengeş yasaldı. Bu kengeşinin katta bir numarası var. Hem siyasi manada, hem sosyal manada, hem medeniyet manasında kuruluşlar yasaldı, numaralar kılındı. Ama bir yerde tabii bu Türk kengeşi degeni de bunga Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın katlaşma işi bu kanda Türk kengeşi degen oldu. Çünkü Özbekistan hem tarihi mirası bayligi tamamından, hem nüfusu tamamından, hem küçü tamamından Merkezi Asya'da en katta Türk devleti hesaplanadı milletler ara seviyede ve bizim gözümüzde. Onun için Özbekistan'ın katlaşma işi bu kengeşinin küçü doğrusu da, bu kengeşinin bir köp projelerde amelge aşırışı doğrusu da bir kıyınçilik, bir kemçilik şeklinde uzunu körset yazadı. Yani Şevket Mirzayev, Prezident Şevket Mirzayev'in nümasımla benimce çok doğru bir karar. Bu kararımla nümaya katlaştı. Türkmenistan hem sekin alakalarını nümakılı yaptı. Benimce bunların bir iki yıl içerisinde katlaşırsa mümkün. Bu şekilde bir katta bir küç ortaya çıkan boladı. Bu Türk kengeşi nüması da sıfatı aslında bir siyasi ve sosyal küç milletlerara alakalarda birbirlerini kollayıp kuvvetleyici olan ve ticaret tamamından oz aralarda ticaret kılıç doğrusu da bütün aza devletlerine çok fayda vereydi olan bir meslema ortaya çıktı. Rusya Ekonomik İttifakı şimdi bu coğrafyada yani Orta Asya ve Rusya coğrafyası da takriben Çar Rusyası zamanından beri var olan bir alakanı Sovyet İttifakı'dan keyin hem devam verilen bir alakanı ticari manada numarası benimce. Bir tabi başka Şangay Teşkilatı diyen teşkilatı içi de hem askeri manada, siyasi manada bir numar var. Halsızlıklı numar kılıç doğrusu da kılıngan teşkilatlar bunlar. Şimdi bu Türk kengeşi bu tarihi miraslarını üstüge ornatılgen, milli manada, milli ruhunu üstüge ornatılgen bir teşkilat. Bir dilini işletiyatken milletlerini, numaralarını, haklarını bir araya gelişi. Bu her tamamlama ümmetse kılış mümkün. Yani siz bir Özbek milleti sıfatı da, Özbekler sıfatı da misal bir Çin minen ya bir Orus minen bu şekilde Türk kengeşi de bolken de içme iç girişge imkaniyeti ya bulmuyorsunuz. Ama bu yerde ciddi bir fark var. Yani o tarihi miras bir negizden çıkan milletler bunlar. Her sahada hala aitim ötkenim değil. Hem siyasi hem sosyal sahada hem medeniyet sahası da ticaret sahası da katta bir güç ortaya çıkardı benimce.